İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam duran varlıklar konusundan devam edeceğiz. Duran varlıklar, evet, aktif tarafındaki ikinci grubu oluşturuyor arkadaşlar bilançomuzda. Herhangi bir problem var mı derse başlamadan önce? Tamam, olur. Elle yapıp taratabilirsiniz. Sıkıntı olmaz, hayır. Tamam. Şimdi duran varlık konusunu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu duran varlıklar bilançoda iki kod numaralı hesapları içeriyor ve işletmenin bilançosunda bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun süre tutulması düşünülen ve işletme faaliyetlerinin yerine getirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve konu olarak bir yıl veya daha uzun süre işletme bünyesinde tüketilmesi öngörülmeyen varlıkları ifade ediyor bize. Yani bu varlıklar arkadaşlar satılmak için değil, kullanılmak üzere işletme bünyesinde bulundurulan ve işletmenin temel ticari faaliyetlerini yerine getirmede kullandığımız unsurları aslında bir araya getiren yapıyı ifade ediyor duran varlıklar kısmı. Yani işletmenin daha çok ne diyelim fiziki gövdesini oluşturduğundan bahsedebiliriz. Burada duran varlıklar grubu dediğimizde ticari alacaklar, diğer alacaklar, mali, maddi, maddi olmayan duran varlıklar, özel tükenmeye tabi varlıklar ve gelecek yıllara ait giderler ve gelir tahakkukları bu grupta yer alıyor. Bunun gelecek aylara ait olan kısmını 180 ve 181 nolu hesaplarda görmüştük, hatırlayacaksınız. Burada dönem varlık, duran varlık geçişkenliğini görebilmeniz için bakın 22, 12, 23, 13 ve 24, 11, 28, 18 ve 29, 19 ile direkt temas halinde olan yapılar. Dolayısıyla bir ticari alacaktan bahsedildiğinde, vadesi bir yılın altına düştüğünde 120'li hesaplara giderken, bir yılın üstündeyken 220'li hesaplarda yer alacağı anlamını çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu da aynı şekilde mali duran varlıklar içinde. Vade bir yılın içinde ise 110'lu hesaplarda, üstüne çıktığında da 240'lı hesaplara çıkmış olacak. Bu hesaplar arası ilişkileri oturtmak, vadesine göre oturtmamız gerekiyor. Burada mali duran varlıklardan 3. hesaptan başladık direkt. Çünkü ticari alacakları ve diğer alacakları bu 120 ve 130'da işledik. Çalışma mekanizması aynı. Sadece vadeler açısından birbirinden farklı. Mali duran varlıklarda da bazı detaylar var. Onlara değinmemiz gerekecek. Burada mali duran varlıklar dediğimizde arkadaşlar, vade dedik bir yıldan daha uzun süreye geçiyor ve mali duran varlık olayında temel amacımız herhangi başka işletmenin yönetiminde söz sahibi olmak, yönetimini ele geçirmek ve yeni bir yatırım alanı oluşturmak gibi farklı amaçlarla başka işletmelerin yönetimlerini ele geçirme veya
hisselerine sahip ortakları olma pozisyonu hakkında aslında bize bilgi veriyor. Mali duran varlıklar kısmı. İşletme piyasada yaptığı ticari işler neticesinde elde ettiği kazançları ne yapabilir? Riski dağıtmak amacıyla farklı sektörlerde farklı işletmelerin hisse senetlerine yatırarak yeni ortaklıklar tesis edebilir arkadaşlar. İşte bu amaçla biz mali duran varlıklar hesap grubunu kullanıyoruz. Burada bağlı menkul kıymetler, iştirakler ve bağlı ortaklıklar diye 3 tane temel kavramımız var. Bununla ilgili bir tablomuz var. Hemen ona bir göz atalım. Bulabilecek miyiz? Oranları koyduğumuz bir tablo olması lazım. Şimdi bu bağlı ortaklık olayıyla ilgili arkadaşlar, bağlı menkul kıymet diye bir olaydan bahsettiğimizde, bu başka bir şirketin %1 ile 9'u arasında hisselerine sahipsek oran olarak, ortaklık payı olarak, bu bağlı menkul kıymet olmuş oluyor arkadaşlar. %10 ve 50 arasındakine iştirak, %51'den daha fazla olduğu zaman da bağlı ortaklık haline gelmiş oluyor. Bağlı ortaklık dediğinizde artık o şirketin yönetimini tamamen ele geçirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla %51'inden daha fazla bir oranda bir işletmenin hisse senedi payına sahipseniz, siz o işletmenin yarıdan fazlasına sahip olmuş oluyorsunuz ve o şirketin yönetsel sorumluluğu veya kontrolü de size geçmiş oluyor. Burada eğer sorularda size sorulursa bu oranlardan bir tanesi verilir ve ona göre kayıt yapmanız beklenir arkadaşlar. Mesela diyelim bir işletmenin işte şu kadarlık hisse senedini alıyoruz. Bu işte %30 oranında, bu işletmenin %30 oranında hissesine sahip olma anlamına geliyor gibi bir şey sorduğunda, demek ki bu bir iştirak anlamı alıyor. Veya %55'ini, %55'lik oranında hisse senedine sahip olduk dediğimizde, bu artık bir bağlı ortaklık haline gelmiş oluyor. Buralardaki amacımız arkadaşlar, ticari işletme olarak yeni yatırım alanlarına yönelmek ve elimizdeki fon fazlalarını, karlılığı bizim çalıştığımız sektörden daha yüksek olduğunu düşündüğümüz sektörlere yatırım yaparak işletmenin karlılığını daha ileri seviyelere taşıyabilmek yönetsel olarak. Burada 240, 242 ve 245 nolu hesaplarda biz elde ettiğimiz orana göre ne yapıyoruz? Bir ortaklık sorumluluğu altına girmiş oluyoruz. Şimdi burada işler yolunda gidip kar ettiğinizde sorun yok ama yatırım yaptığınız şirkette işler yolunda gitmeyip de zarar durumu söz konusu veya aldığınız hisse senetlerinin değerlerinin düşmesi söz konusu olduğunda, hisse senedi yatırım yapan arkadaşımız oldu mu hiç arkadaşlar? Sanki önceki derslerde menkul kıymetler konusunu konuşurken yapanlar olmuştu. Evet, orada bir hisse senedini alırken neyi bekliyoruz arkadaşlar? Hisse senedinden birincil olarak bir temettü getirisi bekliyorsunuz. Bir de piyasadaki fiyatının artarak sermaye kazancı sağlamayı düşünüyorsunuz. Evet. O hani işletme bazında da mantık aynı. Evet, uygun bir fiyattan alıp hem piyasa fiyatının yükselmesi hem de temettü dağıtımında, yani kar payı dağıtımından faydalanma. İki tane getiri ihtimali var hisse senetlerinde. İşletme de ne yapıyor? Piyasada böyle uygun gördüğü hisse senetlerine elindeki fon fazlası olduğu zaman yatırım olayına girerek
Yani büyük miktarda olması değil, o hisse başına dağıtıldığı için büyük miktarda olursa tabii daha büyük miktarda getirisi olacaktır. Değil mi? Yani işte bir şirketin %50'sine sahipseniz, mesela %48, %47 veya %50'den fazlasına, oradan gelecek temettüünün toplamının yarıdan fazlasını siz alacaksınız anlamına gelir. Evet, %5-10 arası temettü veriyorlar. Bir de piyasada da prim yaparsa hisse senediniz, artı o kadar da değer artışından faydalanmış olursunuz. Ama tabii her durumda bunu size garanti edemeyecekleri için ne oluyor? Beklediğiniz getiriyi elde edememe riskiniz de var. Dolayısıyla işte bu risk oluşması durumunda arkadaşlar ne yapıyorduk? Karşılık ayırma işlemi gerçekleştiriyorduk. Evet. Tabii halka arzlarda genellikle kar çok oluyor bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde. Çünkü şöyle, halka arzdan sonraki periyotta hisse senedi piyasada işlem görmeye başladığında, halka arz finansal yönetimde birincil piyasa olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Ama piyasada işlem görmeye başladıktan sonra ikincil piyasaya geçmiş oluyorsunuz. Yani birincil piyasada sizin kazanç yaptığınızı gören diğer yatırımcılar oraya hücum edince ne oluyor? Satışlar tamamlandıktan sonra bir talep yükselmesi oluyor. Talep yükselmesi de bir varlığa olan talep arttıkça onun fiyatında da, hani miktarı sabit kalmak koşuluyla, ne olacaktır? Bir artış beklentisi olması doğal bir hal alıyor. Dolayısıyla bizim gibi sığ piyasalarda bu tür hareketler çok normal arkadaşlar. Evet. Yani %20-50 arası şey yapanlar var. Ayrıca bu finansal sıkışıklıktan dolayı iflas edenler de olacaktır arkadaşlar. Onun için bir finansal daralma söz konusu şu anda. Daha doğrusu dövize bağlı olarak finans maliyetlerinin yükselmesinden dolayı ne olacak? Borçların etkisi daha fazla olmuş olacak. Bu da finans sıkıntısı yaşayan işletmeleri daha zor duruma sokacak. Aynen. İşte manipülasyon olduğunda piyasa yapıcılar onu tespit eder, onların canına okur arkadaşlar. Bir de öyle bir durum var. O durumda da ne yapar? TMSF ve el koyar şirketimize. Ama spekülatif hareketlerin yapılmasında yasal olarak herhangi bir engel yok. Aynen. Onun için yani şu anda seçimlerin sonrasına kadar olan periyotta bu tür dalgalanmalar çok fazla olacaktır. Çünkü belirsizlik mevcut şu anda. Seçimler tamamlandıktan sonra bu belirsizlik belli ölçüde ortadan kalkmış olur. Ama tabii bu arada ne olacak? İşte Haziran sonuna kadar falan ciddi dalgalanmalar olacaktır. Fon çıkışları olacaktır. Bu da kaynak maliyetini arttıracaktır. O da piyasada biraz sıkıntıya sebep olur. Yani görüyorsunuz, dolar ne oldu? Bir anda 4 lira bandından 4.30 civarlarına geldi. Talep var, aynı zamanda da çıkış olduğu için bu vatandaşa mecbur, yani çünkü maliyetler değişecek. İşte enflasyonun temel sıkıntısı bu arkadaşlar. 2000 yılından önceki periyotta bu dalgalanmaları çok derin olarak zaten yaşıyorduk ülke olarak. Şu anda bakın ne oluyor? %10'lar, %10, %15 bandında bir dalgalanmada ne kadar ciddi sorun yaşıyoruz ki bunu
90'lı yıllarda %100'ler civarına kadar yaşıyordum. %100'ün üstüne çıktığı dönemler oldu. Bunun için yani enflasyonun kontrol altında tutulması, aynı zamanda faiz oranlarının da kontrol altında tutulması gerekiyor şu birkaç aylık periyotta. Yani dolara şu anda müdahale çok fazla faydalı olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü yabancı yatırımcıların bir çıkışı söz konusu. O da piyasadaki dolar daralmasına sebep oluyor. Merkez Bankası da onu zamanında fonlayamadığı için veya piyasanın kendi kendini çevireceğini düşünüp fonlamada geciktiği için ne oluyor? Mecburen bir dolar talebine bağlı olarak fiyat artışı oluyor. Evet. Şimdi bağlı menkul kıymet, iştirak ve bağlı ortaklık kavramlarında anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Yani burada oran bilindiğinde orana göre bunun iştirak mı, bağlı ortaklık mı veya bağlı menkul kıymet mi olduğuna karar vereceksiniz soruda. Ona göre zaten nedir? Yevmiye defteri kaydı ise yevmiye defteri kaydı. Büyük defter hareketi ise büyük defter hareketini orada hangi hesaba kaydedeceğinize o şekilde karar vereceksiniz. Bu değer düşüklüğü karşılıkları da arkadaşlar işte ne dedik? Bu yaptığımız hisse senedi yatırımından beklediğimiz getiriyi elde edememe durumu söz konusu olursa, hisse senedinin değeri düşerse eğer buna karşılık ayırmanız gerekiyor. İşte zarar durumuna düştüğünüzde işletme zor duruma düşmemesi için ayırdığınız bu karşılıklarla olayı finanse etmeye çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili örneklere göz atalım. Neyimiz var? Ha, değer düşüklüğü karşılığı ile ilgili örneğimiz de var. Ne demiş? SQ işletmesi elindeki nakit fazlasıyla uzun vadeli yatırım amaçlı 200 bin liralık hisse senedi almış. Burada oran verilmediği için %10'un altında olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. 240 nolu bağlı menkul kıymetler 200 bin lira borçlu. 100 nolu kasa hesabı 200 bin lira alacaklı şeklinde olayı hesaplarımıza kaydediyoruz. Sonra alınan hisse senetleri dönem sonundaki borsa değeri 180 bin lira olmuş arkadaşlar. Bakın hemen az önce bahsettiğimiz durum söz konusu oldu. Yani 20 bin liralık bir karşılık ayırmamız gerekecek. Çünkü 200 olarak düşündüğümüz değer 180'e düşmüş durumda. Orada ayırdığımız karşılığı da 644 nolu karşılık giderleri hesabı 20 bin lira borçlu. 241 nolu bağlı menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı hesabı 20 bin lira alacaklı şeklinde dönem sonunda ayırıyoruz. Öbür dönemde SQ işletmesi hisse senetlerinin yarısını nakit ihtiyacı nedeniyle 85 bin liraya elden çıkarmış. Şimdi bizim hisse senetlerimizin yarısının değeri neydi arkadaşlar? 200 bin liralık hisse senedi vardı, 100 bin liraydı. Ama biz ne yapmışız? 85 bine satmışız hisse senedini. Dolayısıyla 15 bin lira zarar söz konusu. Ama ne yaptıydık? 15 bin liralık biz 10 liralık kısmını dönemin sonunda karşılık olarak ayırdıydık. Dolayısıyla ayırmadığımız kısım direkt zarar, ayırdığımız kısmı da bağlı menkul kıymetlerin değer düşüklüğü karşılığından ne yapmış? Tölere etmiş oluyoruz. Dolayısıyla 100 nolu kasa hesabı 85 bin lira borçlu. Kasamıza 85 bin lira para girişi oldu. 100 bin lira girecekti. Bakın giremedi. 241 nolu bağlı menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı 10 bin lira borçlu. 655 nolu menkul kıymet satış zararları hesabı 5 bin lira borçlu. Buna karşılık 240 nolu bağlı menkul kıymetler hesabı 100 bin lira alacaklı şeklinde bu satışı kaydını gerçekleştirmiş oluyoruz. Aradan vakit geçiyor.
Bu sefer bu aldığımız hisse senetlerinin değerinin yükseldiğini düşünerek işletme ne yapıyor? Kalan kısmı, 100 bin liralık kısmı elinden çıkarıyor. Dolayısıyla ne olacak bakın? 100 bin liralık hisse senedini 120 bin lira. Bir de karşılık ayırmışız. 10 bin lira da o karşılık var. Dolayısıyla 100 dolu kasa hesabı 120 bin lira borçlu. 241 dolu bağlı menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı hesabı 10 bin lira borçlu. Buna karşılık 240 nolu bağlı menkul kıymetler hesabı 100 bin lira alacaktı ve 644 nolu konusu kalmayan karşılıklar 10 bin lira. Çünkü ne oldu? Ayırdığımız karşılık zarar gerçekleşmediği için konusu kalmamış oldu. Onu yok etmiş olduk. Ve 645 nolu menkul kıymet satış kârları, o da 20 bin lira olarak kayıtlarımıza geçiyor arkadaşlar. Burada değer düşüklüğü karşılığının konusu kalmayan karşılıklara, yani zarar edeceğimizi düşünerek ayırdığımız miktar zarar gerçekleşmedi. Aksine kar gerçekleşti. Dolayısıyla hem karı kaydediyoruz hem de konusu kalmadığı için o yarı kısmın onu tasfiye etmiş oluyoruz arkadaşlar. 644 nolu hesaba atarak. Burada sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı? O zaman geçiyorum arkadaşlar. Sonra iştiraklerle ilgili örnek koymuşuz. İştirakte de oran tabii ne olacak? %10'un üstüne çıkacak. Ne olmuş? Bakın KYM işletmesi sermayesi 8 bin lira olan bir şirkete %40 oranında sahip olmuş ve sermaye taahhüdünün yarısını hemen yerine getirmiş. Dolayısıyla 242 nolu iştiraklar hesabı 3200 lira borçlu. 100 nolu kasa hesabı 1600 lira alacaklı ve iştirakları sermaye taahhütleri hesabı 1600 lira alacaklı şeklinde kaydımızı gerçekleştiriyoruz. Bu 3200'ü nereden bulduk? 8000'in %40'ını aldık arkadaşlar. Evet. Aradan belli bir süre geçiyor ve KLM işletmesi kalan sermaye payı borcunu da borcunun yarısını iştiraki durumundaki şirkete ödemesini gerçekleştiriyor. Dolayısıyla 243 nolu iştirakları sermaye taahhütleri hesabı 800 lira borçlu, 100 nolu kasa hesabı 800 lira alacaklı şeklinde bu ödeme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Sonrasında KLM işletmesi İştiraki 3000 lira kar elde etmiş ve bunun 2000 liralık kısmını dağıtma kararı almış işletmeye. Dolayısıyla 132 nolu iştiraklardan alacaklar hesabı 2000 lira, 640 nolu iştiraklardan temettü gelirleri hesabı 2000 lira alacak kaydıyla olay muhasebeleştirilmiş oluyor. Bir ay sonra da KLM işletmesi tarafından bunu tahsil etmişiz. 100 nolu kasa hesabı 2000 lira borçlu ve 132 nolu iştiraklardan alacaklar hesabı 2000 lira alacaklı şeklinde oradan gelen kar payını da muhasebeleştirmiş oluyoruz. Sonra bağlı ortaklıklarla ilgili örneğimiz var. Mantık hep aynı bakın arkadaşlar. Burada da ne olmuş? Viking şirketi sermayesi 6000 lira olan bir şirkete %70 oranında sahip olmuş. Dolayısıyla 6000 liranın %70'i ele geçirmiş oluyoruz. 245 nolu bağlı ortaklıklar hesabı 4200 lira borçlu. 246 nolu
Bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri hesabı 4200 lira alacaklı şeklinde bu işlemi başlatmış oluyoruz. Sonrasında bu taahhütümüzün 1/3'ünü yerine getiriyoruz. 246 nolu bağlı ortaklıklara sermaye taahhütleri hesabı 1400 lira borçlu. Buna karşılık 100 nolu kas hesabı 1400 lira alacaklı şeklinde olay muhasebeleştirilmiş oluyor. Sonrasında Viking işletmesinin bağlı ortaklığı elde ettiği karın 3000 lirasını dağıtma kararı almış. 133 nolu bağlı ortaklıklardan alacakları 3000 lira borçlu. 641 nolu bağlı ortaklıkların temettü gelirleri 3000 lira alacaklı kaydıyla bu işlemi muhasebeleştirmiş oluyoruz. Sonrasında bağlı ortaklık durumundaki şirket kar payı ödemesini 2 hafta sonra yapmış. Dolayısıyla 100 nolu kasa hesabı 3000 lira borçlu. 133 nolu bağlı ortaklıklardan alacaklar hesabı 3000 lira alacaklı şeklinde bu temettü gelirini kasamıza almış oluyoruz. Sonrasında maddi duran varlıklar diye bir konumuz var arkadaşlar. Bunda da 250 ile başlayan hesaplar var. 250 ile başlayan hesaplar bizim işletmenin fiziki yapısını ifade eden hesaplar aslında arkadaşlar. Hesapları aşağıda görüyorsunuz. Bu maddi duran varlıklar işletmenin faaliyetlerini yerine getirmek üzere kullandığımız öncelikle işletmenin üstüne oturduğu arazi ve arsaları, sonra bu arazi arsalar üstünde yeraltı, yerüstü düzenleri kurduysak o düzenleri, sonrasında bu arazi arsalar üstüne bina yaptıysak binalarımızı, binaların içine tesis, makine, cihaz koyduysak bunları, sonra kullanım için taşıtlar alındıysa taşıtları, kullanım için yine demirbaşlar aldıysak demirbaşları ve diğer maddi duran tüm varlıkları bu grubun içinde değerlendiriyoruz. Burada birikmiş amortismanlar diye bir hesabımız var. Bu önemli bir konu arkadaşlar, duran varlıklar konusu için. Bundan sonra yapılmakta olan yatırımlar ve bu grupla ilgili verilen avansları ne yapıyoruz? 259'da takip ediyoruz. Burada hemen amortisman konusuna kısaca değinmekte fayda var. Satılmak amacıyla alınmasa da satılabilir. Satılmak amacıyla alınmıyor. Yani satılabilir ama tabii ki. Ha, buradaki asıl şey şu. Ne yapıyorsunuz? İşletme olarak bu varlığı bir görevi yerine getirmesi için aslında alıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Yönetim binası aldınız. Değil mi? Ne yapıyor? Orada personelinizi istihdam ediyorsunuz. İşlerin görülmesini sağlıyorsunuz. Ama ne oluyor? Varsayalım ki işletmeniz belli bir büyüme yakalıyor. İşte bulunduğunuz bölgeden farklı bir bölgeye taşınmanız gerekebiliyor. Ne oluyor? Genelde işte Anadolu'da bir işletme kurarsınız. İşletme belli bir büyüklüğe ulaşınca hemen İstanbul ortamında bir yönetim binasına sahip olması beklenir veya istenir ya da büyük piyasalara adım atmayı düşünürsünüz. Değil mi? O zaman ne olacak? İşte yönetim binanız diyelim Yozgat'tayken bir anda İstanbul'da olmuş olacak. Mekan değiştirmek veya üretim tesisiniz bir taneyken başka bir ile bir üretim tesisi daha kurma imkanınız olacak. Buna göre bunlar hem genişleyebilir hem satılabilir. Ne olur? İşte diyelim ki bir piyasada tutunmayı düşünüyordunuz. Piyasada tutunamadınız. Ne olacak? O bölgeye yaptığınız yatırımlarınızı satışını yapıp başka bölgelere gidebilirsiniz. Buradaki temel amaç bunlar bizim hani ticaretini yapmak amacıyla aldığımız şeyler değil. Yaptığımız ticaret faaliyetini yerine getirebilmek amacıyla kullandığımız unsurlar aslında. Maddi duran varlık dediğimiz şeyler. Dolayısıyla hani bunlar da değişebilir ama bunlar dönem varlıklar kadar hızlı hareket etmiyor.
Yani mesela bir arazi, arsa, bir bina kurduğunuzda ne yapıyorsunuz? 3-5 yıl, 10 yıl orada oturuyorsunuz bir işletme olarak. Taşınır malzemelerden kastın ne? Orada demirbaşları düşünebiliriz. Tabii. Yani işi yerine getirmek amacıyla kullanıyorsanız o unsurlar duran varlık mantığı içinde değerlendiriliyor arkadaşlar. Binalar taşınmazdır. Binanın içinde işte bilgisayar kullanıyorsunuz, masalar, sandalyeler kullanıyorsunuz, işte klima takılı olabilir, onları kullanıyorsunuz. Veya üretim işletmesi olduğunuzda üretimi yapan makineler vardır, onları kullanıyorsunuz. Bunların hepsi ne yapıyorsunuz? Siz o makineyi satmak amacıyla almıyorsunuz. Ürettiğiniz ürün neyse onu üretmek amacıyla alıyorsunuz. Değil mi? Yani en basitinden şu şekilde düşünün. Şimdilerde hani böyle demir işleme şeylerinden bir tane CNC tezgahınız olsa, o CNC tezgah sizin yapacağınız ürünü üretmek amacıyla aldığınız bir makine. Değil mi? Tesis, makine, cihazlar. Veya şey düşünün. Bir kömür madeni falan düşünün. Kömür çıkarımı yapıyorsunuz. Orada ne yapacaksınız? Öncelikle madenin bulunduğu arazi, arsa artık edinebiliyorsanız edineceksiniz. Bu arazi arsada madeni çıkarmak için bir yeraltı, yerüstü düzeni kurmak durumundasınız. Çünkü ne yapacaksınız? Yer altından o madeni yer üstüne çıkarıp belki işleyeceksiniz, belki işlemeden satacaksınız. İşte bunun için bir bina kurmanız gerekebilir. Yönetim binası kurabilirsiniz. Ayrıca varsayalım ki çıkardığınız madeni işliyorsunuz. Mesela taş ocağı düşünün. İşte mermer türü şey. Mermer çıkarıyorsunuz. Bir taraftan da mermeri işliyorsunuz. Mermeri işleyecek makinalarınız, şeyleriniz, onların fabrikası, tesisi de kurmak durumundasınız. Orada o taş işleme makinaları siz satmak amacıyla almıyorsunuz. Taşı işlemek amacıyla kullandığınız bir makine veya düşünün bir mobilyacı için bir hızar veya işte onların da farklı tezgahları, şeyleri var, makinaları. O makineyi niye alıyor? Mobilyayı yapabilmek için alıyor. Tamam, yani bu unsurlar aslında ticari işletme olarak bizim o unsurları üretmeye çalıştığımız ürünü yerine getirmek için kurduğumuz sistemi ifade ediyor arkadaşlar. Ve bu sisteme ne yapıyorsunuz? Bir yatırım yapıyorsunuz. Veya en basitinden her zaman verdiğimiz örneğimiz neydi? Fırıncı. Fırıncı bir fırını olmak durumunda. Fırının üstüne kurulu olduğu bir arazi arsası olması lazım. Fırının içinde bir düzeninin olması lazım. Bir yapısının. Değil mi? Bir tesis, makine, cihaz olması lazım. Şimdilerde yeni modern fırınlar çıktı. Bir taraftan veriyorsunuz, öbür taraftan alıyorsunuz. Eski taş fırınlar gibi değil mesela. Değil mi? Ondan sonra ürettiğiniz ekmeklerin dağıtımını yapmak için bir taşıt yapısına ihtiyacınız var. Demirbaşlarınız olacak. İlla ki bakın burada her şey kurduğumuz sistemdeki temel fonksiyonları yerine getirmek amacıyla oluşan fiziki şartları, fiziki unsurları ifade ediyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu işletmenin yapısal vücudu gibi düşünebilirsiniz veya bu üretimi yapabilme amacıyla kurduğunuz tüm fiziki unsurların bir araya gelmiş hali maddi duran varlıklar grubunda ne yapmış oluyor? Toparlanmış oluyor. Tamam, burada anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Dolayısıyla bu gruptaki bütün hesaplarımız 250, 51, 52, 53 diye ne yapacak? Bizim işletmemizin üretim bağlamında fiziki yapısını oluşturacak. Dolayısıyla bu maddi duran varlıklar bizim işletme olarak
üretim kapasitemiz hakkında genel bir fikir veriyor. Ticari işletmelerde bu maddi duran varlıklar ne yapıyor arkadaşlar? Yine faaliyetin devamlılığını sağlama açısından fonksiyonları yerine getirmede kullandığımız unsurları ifade ediyor. Mesela geçen internette YouTube'da paylaşılmış bir videoda şeyi gösteriyor. Ali Baba'nın deposunun nasıl yönetildiği ile ilgili bir video paylaşmışlar. Adamlar öyle bir depo yapısı kurmuşlar ki siz internetten sipariş verdiğinde sipariş bilgisayara düşüyor. Ali Baba'nın çiftliği, evet. Ve depoda insan çalışmıyor arkadaşlar. Ürünler şeylerine, gruplarına göre kodlanmış. Robotik yapılar gidiyor. Raylı sistemler kurulmuş. O ürünü alıyor, paketliyor, üstüne etiketini, şeyini basıyor. Direkt kargo bölümüne gönderiyor. Ve depo sisteminde nedir orası? Bir ticari işletme. Ticari işletme ne yapmış adam? Depo yapısını o kadar detaylı kurmuş ki çok kısa sürede dünyanın en büyük perakende mal satış sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın en zengin adamlarından birisi oldu. Değil mi? Ali Baba'nın sahibi. Aynen. O kontrol sistemlerini, depo yapılarını ticari işletme bağlamında ne yapmış oluyor adam? Hiçbir üretim yapmadığı halde üretilmiş malları öyle bir depo sistemi kurmuş ki satışını çok seri bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Eskiden ne oluyor? Siparişiniz geliyor, onu bir personel buluyor, paketliyor, kargoluyor falan. O süreçlerin hepsini ne yapıyor? Bilgisayar ortamında programlayarak, sistemini kurarak bu yapıyı geliştiriyor. Tamam, yani maddi duran varlık dediğimizde temel mantık olarak anlamamız gereken şey bu arkadaşlar. Yani yaptığınız iş gerek üretim işi olsun, gerekse ticari bir faaliyet olsun. Bunların hepsini yerine getirmede kullanacağınız unsurları ifade ediyor aslında maddi duran varlıklar. Burada anlaşılmayan bir şey var mıdır? Yeraltı yerüstü düzenlerini az çok canlandırabildiniz mi arkadaşlar? Mesela yeraltı yerüstü düzenlerinde ne yapıyorsunuz? Maden işletmesi dedik. İşte şey yapıyor. Evet, bakın BOTAŞ çok büyük bir örnek oluyor. Ne yapıyorsunuz? Doğalgazı binlerce kilometre bir boru hattı kurarak bir mekandan başka bir mekana taşıyorsunuz. İşte bu bir yerüstü düzeni kurmuş oluyorsunuz. Veya bir kömür madenini şey yaparak işletmeye çalışıyorsunuz. Yer altında kazı tünelleri oluşturuyorsunuz. Orada işte raylı sistemler döşeyip kömürü çıkarmaya çalışıyorsunuz gibi. Yani veya işte termik santral kuruyor ama termik santrale kömürü çıkarabilmeniz için bir madenin içine raylı bir sistem veya bir taşıyıcı sistem kurup onun oradan çıkıp santrale ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bu yeraltı, hem yer altına hem yer üstüne bir düzen kurmanızı gerektirecek bir yapı olmuş oluyor. Evet. Ne yapıyorsunuz? Uydu antenleriyle bakın. Uyduyu gönderiyorsunuz. Uydu antenleriyle de yerel dağıtımları sağlamaya çalışıyorsunuz. Veya bu cep telefonlarının aktarım
merkezleri, uydu. Evet. Bu tür istasyonların aktarım yapısı ne yapıyor bizim? Yeraltı, yerüstü düzenlerimizi ve bu düzen üstünde ne yapıyor işletme? Drone varlıklarını kullanarak getiri elde ediyor. Ama ne asıl şeyimiz? O yapılan hizmetin satımından elde edilen getiriyi sağlamaya çalışıyoruz. Ama o getiriyi elde edebilmek için de bu düzeni kurmuş olmanız gerekiyor. Tam maddi drone varlıklarda başka neler varmış? Binalar. Burada amortismanlar konusuna değinmekte fayda var arkadaşlar. Amortisman dediğimiz şey de burada bir sistem kurduk ya. Bu kurduğumuz sistemi arkadaşlar size maliyetlerinize yansıtarak finanse etme hakkı sağlıyor kanun koyucu. Yani diyelim az önce bir düzen, yeraltı yerüstü düzeni kurduk. O düzene yaptığınız yatırımı size ürettiğiniz üründen elde ettiğiniz getiriden keserek işte ekonomik ömrünün sonunda tekrar yerine aslında yıpranma payı demeyelim arkadaşlar. Yıpranma payı olarak kullanılıyor genelde de. Asıl işin mantığı burada bir kar amaçlı şey yapıyorsunuz. En basitinden şey düşünün. Mesela bir tekstil atölyesini düşünün. Dikiş makinesi. Dikiş makinesinin ömrünün ekonomik ömrünün de 5 yıl olduğunu düşünün. Değil mi? 5 yılın sonunda o makine ekonomik ömrünü doldurduğunda ne yapacaksınız? Yerine yenisini koymak durumundasınız. Değil mi? İşte o 5 yıl içinde o makineyi kullandıkça makineye yatırdığınız parayı geri kazanıp bir kenara koymanızı sağlıyor arkadaşlar. Amortisman ayırma işlemi. Ve o 5 yılın sonunda o makine ekonomik ömrünü doldurduğunda yerine gelecek yeni makinenin maliyetini de karşılamış oluyor aynı zamanda. Dolayısıyla neyi sağlamış oluyoruz burada? İşletmenin sürekliliği kavramımız vardı hatırlayacaksınız. O sürekliliği sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Ya da bilgisayarla uğraşan bir firma düşünün. İşte 5 yılda bir sisteminizi yenilemek durumundasınız. Nasıl yenileyeceksiniz? İşte bu amortisman yaptığınız yatırımı size geri döndürmeye önceliyor. Yani karınızdan onları düşerek maliyetlerinize yansıtarak biriktirme yapmanızı sağlıyor. Teşvikten ziyade sistemin devamlılığı arkadaşlar. Asıl mantık bu. Yani ömrünü sonsuz olarak kabul ediyorum dedik ya işletmenin en başta. O sonsuz döngüyü sağlayabilmek amacıyla. Yıpranıyor. Varsayalım 5 yıl veya 10 yıl ömrü var. O ömrün sonunda o makine öldüğünde siz işletme olarak faaliyetinize son vermiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ya daha üst teknolojide veya aynı teknolojiden devam ediyorsunuz. Aynı makinenin yenisini yerine koymanız gerekiyor ki devamlılığı sağlayabilirsiniz. Arsalarda yok. Arsaların eskimesi diye bir olay söz konusu değil. Bu sistemle alakalı, bizim üretim yapımızla alakalı. Yani eskimeye tabi ve o eskimenin sonunda tekrardan yerine konulması gereken şeylerle alakalı arkadaşlar. Onları zaten ne yapıyor? Maliye Bakanlığı nelere amortisman ayırabileceğinizi veya itfaiye payları, sonraki konularımız da var. Ayırabileceğinizi tanımlıyor. Siz de ona göre yasalara uygun şekilde bu ayırma işlemlerini gerçekleştiriyorsunuz. İsterseniz bu akşamlık burada keselim. Gelecek hafta kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Evet.